Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz Amsterdam'a biz gittik. 2 Kasım'da, 5 Kasım'da döndük. Çok kısa geldi bize. Şimdi düşünüyorum hakikaten çok kısa yetmiyor. Yetmeyecek, yetmemeli de zaten. Ancak Amsterdam'da ben o kadar güzel müzeleri gördüm, o kadar güzel fotoğraflar çektim ki eşimle gittik. Eşimin önerisiyle ayrıca Heineken deneyimine de girdik ve yaşadık bunu. Ama ben bir de Science Museum'u çok beğendim. Nemo Science Museum. Şimdi Nemo Science Museum'la alakalı görüntülere isterseniz bakalım. Ayrıca orada bilgilendirici bazı bilgiler de vereceğim. Umuyorum seversiniz. Haydi gelin şimdi Nemo Science Museum'a birlikte bakalım. Nemo Bilim Müzesi aslında 1923 yılında kurulmuş ve 1997 yılında bir isim almış. Ancak gemi görünümlü yapısı ile arkadaşlar müze çok fazla ziyaretçi alıyor. Bir de en üst katında, ki beni şu an en üst katında görüyorsunuz, böyle farklı aktiviteler yapabileceğiniz noktaları var. Ben şu an burada kinetik enerji ile aslında o suyu hareket ettiriyorum. Çok da eğlenceli. Gördüğünüz gibi farklı milletlerden bir sürü insan var. Beni Nemo Museum, eşimin tavsiyesiyle gittik. Çok cezbetti ve gerçekten çok çok güzel bir müze. Şimdi farklı noktalarında, her katında farklı aktiviteler yapabildiğinizi görüyorsunuz burada. Ve zaten Nemo'da, Nemo Bilim Müzesi her yaştan ziyaretçilerine de bu deneyleri, içinde bazı deney noktaları var. Bu deneyleri uygulama imkanı sağlıyor. Özellikle çocuklar çok fazla sayıdaydı. Yani her milletten ve Hollandalı çocuklar oradaydı. Birçok oyun ve deney yapabiliyorlardı. Ve bu gemiye benzeyen bir sıra dışı bina aslında Nemo Bilim Müzesi her katında farklı aktiviteleri içinde barındırıyordu. Şimdi müzenin birinci katında yer çekimi, statik elektrik, ses, ışık gibi doğa kanunları ile ilgili konular bulunuyor. Ve biz şu an burada uzay bölümündeyiz. Ve uzay bölümünde işte çocukların da içinde olduğu deneyler yapılarak, ki burada meteorlar geliyor yukarıdan ve çocuklar o meteorlarla bir deneyin içerisinde bulunuyorlar. Elementa denilen bir kat bir diğer yandan. Burada da yine lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve çocuklar deney grupları oluşturarak bu deneylere birebir katılıyorlar. Yani aslında burası fen bilgisi üzerine yapılabilecek deneylerin yer aldığı bir kat. Büyük bir bilim laboratuvarı var ve bu da gerçekten çok hoş. Energetika açık hava sergisi yer alıyor bir de. Burada görüyorsunuz. Ve burada güneş, rüzgar, sürdürülebilir enerji hakkında bilgiler sunuyor. Ve beni çok etkilemişti. Bir diğer yandan burası arkadaşlar, her sene işte üretilen telefonlar olsun, süpürgeler olsun, farklı farklı ev aletleri olsun, aklınıza gelebilecek her şey. Onların yıl yıl ne oldukları, işte markaları, nasıl gelişim gösterdiklerini size gösteriyor. Burada beni en çok etkileyen kısmı şimdi geliyoruz. Çünkü hepimizin artık kullandığı yegane üretim olan telefonlara da şimdi geleceğiz. Burada Walkman'i görüyorsunuz. Ve yine CD player, 1986 üretimi bir CD player görüyorsunuz. Küçük bir televizyon. Ardından yine bir başka alet ve şimdi arkadaşlar 2000 ile 2008 yılları arasında üretilen telefonları görüyorsunuz. Hepimizin kullandığı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Mesela annemlerin evinde hala şu döner telefonlardan var. Ev telefonu olarak kullanıyorlar. Ve özellikle bu vitrin içerisinde beni etkileyen kısım bu Energetika denilen açık hava sergisi oldu. Bir de fotoğrafımızı gördünüz şimdi. Ve yine aslında uzay kısmında, uzay katında burada uzayda insanlar nasıl temizleniyor
Yani bu temizliği nasıl sağlıyorlar? Eminim siz de bunu düşünmüşsünüz. Hepimiz düşünmüşüzdür, uzayla ilgilenen herkes. Burada yine uzaydan toplanan taşlar var. Bu da çok etkileyiciydi. Burada yine bağırsak hareketleriyle alakalı yapılan bir deney. Bence bu da çok etkileyiciydi. Ve eşim de özellikle bu aletleri incelemişti. Yine aynı katta arkadaşlar farklı taşlar ve bunu deneysel olarak da sunulduğunu görebiliyorsunuz. Yani onların tarihçelerini okuyabiliyorsunuz. Ben tek tek görüntü almaya çalıştım. Çünkü bence gerçekten birçok kattan oluşan Nemo Science Museum. Burada bu arada ilk computer virüs dediği, yani ilk bilgisayar virüsünün çıktısını görüyorsunuz. Bunun senesine de bakmak lazım. Yine çocuklar için deneylerin olduğu bir kat burası. Burası arkadaşlar işte Nemo Bilim Müzesi, hümanizm aslında, bilim, sansasyonel bilim, şekiller dünyası gibi farklı yaşam konularını da ele alıyor. Ve burada da aslında hümanizmden sonra benim çektiğim bir insanın oluşumu, yani bir insan nasıl gelişiyor, nasıl oluşuyor, bunun görüntülerini çekmiştim. Daha ilk minicik embriyo halinden arkadaşlar, bakın 23-26 günlük embriyo halinden ilerliyoruz ve şimdi ne görüyoruz? 42 günlük, 37 ve 42 günlük embriyo haline dönüşüyor. Ardından 51-53 günlük embriyo hali ve 56-60 günlük fetüs, artık fetüs hali ve embriyonun büyüdüğünü, geliştiğini görebiliyoruz. Ben bu görüntüyü alırken çok etkilenmiştim. Bence gerçekten gidildiğinde görünmesi, incelenmesi, dokunması gereken bir bölüm. Yine burada 13 haftalık bir fetüs halini görüyoruz. Nemo Bilim Müzesi bu arada yerel halk ve turistler tarafından da Amsterdam'da en çok ziyaret edilen cazibe merkezlerinden biri. Koyalım. Orada evet, bu da çok güzel. Yani burada da çeşitli boyutsal olarak kişinin görüntülerini veren ve bunu aslında çocuklara çok güzel bir şekilde anlatan bir görüntü ve bir deney alanı gene. Ve bence Nemo her anlamda çok yararlı bir bilim müzesi. Kesinlikle gidilmesi gerekiyor. Yani burası aslında insan zihninin arka planında var olan şeyleri de gösteren, deneylerden oluşan bir alan. Hafıza testleri var, zihin problemleri ve hislerle ilgili uygulamalı deneyler var.
Az önce anlattığım gibi Suriyeli çocuğumuz. Ve yine burada cinsellikle alakalı, çocuklara cinsellik nasıl öğretilebilir? Bununla alakalı kapalı odalar da var. Ve bu yerlerde çocuklar giriyor ve bakıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bence bunu çok güzel yapmışlar. Yine aynı şekilde burada da farklı deneyler var. Hareket, kinetik hareket ve bunları çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Waterworld, su dünyası. Açıkçası Nemo beni gerçekten çok mutlu etti. Farklı farklı noktalarda farklı farklı deneylerin yapılabilir olması ve keşke dedim Türkiye'de de böyle bir müze olabilse. Bilemiyorum, belki de vardır. Evet, işte bu. Çok sevmiştim. Nemo'da olmayı. Anoreksiya nevrozanın nedeni hala bilinmiyor. Onunla alakalı çok güzel bir aslında şey yapmışlar. Temiz suyun önemini anlattıkları bir alan var. Ben bunu orada tuvaletteyken çektim. Tuvalette duvarda asılıydı. Yaptığımız idrarın rengi size aslında her şeyi gösteriyor. Hastalığımızla alakalı her şeyi. Evet. Bakmak ve dinlemek. Bununla alakalı tarihsel olarak gördüğümüz ilk aletler belki de. Meşhur bir sabun. Sunlight. 1850 senesinden. 1900'den kalma yine deneysel aletler. Ölçme ile alakalı. Ölçme bilmek. Yine aynı şekilde mikroskopun farklı bir versiyonu. Kulak cihazları arkadaşlar. Ses cihazları farklı farklı. İlk elektrikli kulak aleti. Evet, burada bizi görüyorsunuz.